So what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here. principles. The arrogation of mankind ends now. Just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon me, and I lost my power. So, whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you two months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So, Paimon will do her best to be a great guide. We should head off. Let's get going. Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Merve bugün Genshin Impact oynuyorum evet şaşıranlarınız olabilir. Uzun zamandır beni takip eden aboneler diyebilir ki Merve abla ne alaka işte gençliğin pek oynuyorsun falan filan. Öyle diyebilirsiniz ama biliyorsunuz ki ben bir oyun kanalıyım ve o anda canım, ruh halim neyi istiyorsa ne hoşuma gittiyse onu oynuyorum. Sizlerle de bunu paylaşıyorum. Şimdi şöyle kısa da bir bilgi vermek istiyorum oyunun başında. Bu videoyla beni ilk defa keşfeden gelen Genshin Impact severler. Şunu söylemeliyim ki ben bir Genshin Impact kanalı değilim. Kanala gelip de hani nerede başka video yok mu? işte rehber oydu buydu falan o tarz videolara ulaşamazsınız o yüzden bir hayal kırıklığına uğramanızı istemem öyle bir bilgi vermiş olayım ama tabii ki sevilirse beğenilirse böyle en azından değili görevlerimi yaptığım süreçleri falan size böyle kısa kısa videolar hazırlayabilirim bu videonun amacı da şu yeni bir güncelleme geldi yeni bir patch geldi ve yeni karakterler geldi o karakterleri bir denemek istiyorum nedir ne değildir ben öyle çok fazla karakter çıkartabilen ya da oyuna para yatıran biri olmadığım için video Dişlerimi falan kendim başıma e, kasmaya çalışıyorum. Öyle şeyler zaten oyunun başındayım. bayağı bir başındayım ve Ember var yani. Görüyorsunuz sağ tarafta bir Ember var. İşte e, Kaya var, Lisa var, Noel var falan. Yani buralardan oyunun daha en başında olduğumu da Ember varsa zaten yani e, izlemem. Ben kapatırım bu videoyu diyenleriniz olabilir. Lütfen eleştiri yapmayın. E, çünkü e, şey yani yeni başladım yeni oynuyorum adventure level'ım bile daha 18 falan yani dungeon diyeceğim dungeon'lara giremiyorum diyeceğim çünkü zamanında çok fazla MMORPG oyunu oynamış biri olarak dungeon kelimesine çok alışığım evet bu bir MMORPG oyunu değil farkındayım ama nispeten bir karakter kasma işte dungeon benzeri burada domain deniliyor galiba daha o terimleri falan bile böyle yeni öğrenmeye çalışıyorum bu oyunla alakalı yani nispeten benzediği için diyebiliriz ama bir bir PVP'si yok. Karşılıklı bir co-op oynama durumu yok. Evet co-op oynama var ama birlikte böyle hadi grup oluşturalım da görevlere görevlerden görevlere koşalım falan gibi bir sistemi yok. MMORPG görünümlü solo bir oyun. Solo oynanıyor. O yüzden bana invite falan atmayın. Kimsenin invite'ını şeyini falan arkadaşlık şeyini kabul etmiyorum. Neyse. Şimdi hemen konumuza geçelim. Yeni bir güncelleme geldi dedik. Yeni bir karakterler gelmiş. Karakterler vardı da şeye geldi. Şuraya geldi. E, şunlar değişti yani. Ben bu arada Noel'i aldım. Noel'i buradan aldım. E, oyuna işte ilk başladığımda 10 viş yerine 8 viş var. Almayanı dövüyorlardı. Ben de 8 vişi vererek 14 vişim var bu arada. Mavi vişle alınıyor. E, verdim direkt zaten e, kafadan bu çıkıyordu. 8 tane de farklı farklı silahlar bir şeyler yaylar çıktı. Bir de en sonunda da 4 yıldızlı Noel'im çıktı. Noel'i seviyorum. Güzel bir karakter. Geo bir karakter ama yani şey çok ağır bir silah kullanıyor ve ağır silahla gerçekten hareket etmesi oradan oraya dönmesi falan çok zor oluyor ama iyi bir silahla gerçekten iyi öldürücü vuruşları var yani. Güzel karakterler arasında bazen böyle ağır hasar vermek istediğimde pat hemen Noel'e geçiyorum ve Noel'le devam ediyorum. Albedo geldi. 5 yıldızlı Albedo'yu çıkarmak çok çok zor olacak. Mor vişim zaten yok ama vişleri tabii ki primoceme dönüştürerek 161 primocemle alınabilir ama 160'ı verip tek de böyle denk getireni de yoktur herhalde. Öyle bir şans yok. Zaten şu ve şuna bir iki kere denedim. E, Primogemlerden harcadım sonra tekrar 400'e çıkardım ama hiçbir şekilde çıkmadı işte silahtı 3 yıldızlı silah ok falan bir şeyler çıktı e, burada Albedo'muz var aynı zamanda Noel yine koymuşlar Noel yine var e, Rosaria ile Bennett var Bennett Pyro güzele benziyor da şey e, Cryo buz şeyi e, karakteri yani Albedo'nun çıkması çok zor olur. Ee, ama Rosario ve Benet keşke çıksa diyorum ama o da çok zor olur burada da Eola var yeni karakter ee, yani burada çıkarılabilecek karakterler arasında Noel'i yine koymuşlar Benetler Rosario yine var yani işte bunları denedim ama olmadı bu silahlar da galiba eskisine yatırım değişmiş şurası da zaten sabit ya bunlar bile yok aslında şu sabitleri istediğimiz zaman deneyebiliriz zaten 14 tane vişim var burada 10-10 e, ya da birer birer olaraktan belki bunları çıkartabiliriz isimlerini çok böyle bazılarının okuyamıyorum karakterlerin yani tabii ki Japon oyunu olduğu için e, zaten söylemlerde de şimdi dublajları da Japon'a yaptım şey yap dublaj diyorum yani direkt Oyunun orijinali Japon versiyonu. İngilizce altyazısı var. Türkçesi yok zaten. E, İngilizce dublaj yapmadım. Çünkü oyunun orijinali neyse orijinal sesi neyse oyun ya da film her neyse her şeyi orijinal sesiyle dinlemeyi seven biri olduğum için her ne kadar Japoncam olmasa da seviyorum. Şunları ben bir test edeyim diyorum açıkçası. Tabii ki buradan test etmiyoruz. Ee, şuradan ben zaten Albedo'yu bir test ettim neymiş diye bir gi girdim denedim şu ödüllerimi aldım ama tekrar bir sizle beraber bir try diyelim tekrar bir deneyelim zaten ben ödülümü aldım karakter şöyle bir şeymiş bayağı da güzel bir karakter ne dedik bunun için Gio bir karakter dedik aynen Gio yani toprak elementi oyunu böyle işte hiç bilmeyenler ilk defa işte Aa, Merve abla farklı bir oyun videosu atmış dur bakayım izleyeyim neymiş falan diyenler için de oyunu bilmeyenler için bir şurada bir bilgi vermiş olayım. Oyunda 7 tane farklı elementten oluşan karakterler var işte onları yükseltiyorsun işte iyi yerlere getiriyorsun falan filan çar kasıyorsun daha doğrusu ve o şekilde devam ediyorsun. Belirli bir hikayesi de var ben hikayeye çok odaklanmıyorum da işte ne bileyim böyle bir bu tarz işte çark kasma ve ne bileyim işte onu kes bunu kes ve üstünü şey yap hani iyileştir karakteri böyle en iyi seviyeye çıkar falan tarzı. Şeyleri çok sevdiğim için o tarzı oynuyorum. buz elementi var, krayo, doğa var, dendro, pyro ateş, hydro su, anemo rüzgar, elektro elektrik ve geo da toprak. bu karakter de mesela şu anda geo. Yani toprak elementi olarak. Şimdi şuradan bir E'sini, Q'sunu, ultisini bir deneyelim diyorum. Güzel bir karakter. Vuruşlar şey böyle hızlı hızlı. Bir de şöyle kendinden ait fırlıyor bir yerlere çıkıyor. Dungeon'la alakalı mı? Hemen ultisini deneyelim. Ultinin güzelliğini kes. Mükemmel bir ulti. Karşımdaki canavarlar buz şeyleri. Buzu genelde Ateşle falan Pyro'yla güzel şey yapabiliyorum. Canavarların elementi neyse onların tam tersi şeylerle, karakterlerle girmek gerekiyor. Diye bir bilgim var. Yanlış da olabilir. Bilmiyorum. Araştırıyorum işte ben de. Hop bir ultimizi çaktık. Evet Challenge Complete zaten ben bunu tamamlamıştım ödülümü de almıştım böyle bir size göstermiş olduk şöyle yükselmesi çok güzel ya sonra şöyle pat aşağı iniyor ya. bunu ben zaten yapmıştım bunu göstermiş oldum şuradan ee, Domain'den yani Dungeon'dan benim tabirimle ayrılmış olduk ve evet şimdi diğerlerini de deneyeyim zaten sadece bunu denemiştim diğerlerini de deneyeyim çünkü yani deneme amaçlı giriyorsun ve ödül kazanıyorsun öyle de bir güzelliği var ee, bu mesela 20 tane primocam vermiş çek vermiş bir de bu neymiş bilmiyorum yani bazı şeyleri de hiç bilmiyorum zaten ne ne işe yarıyor ben de oynayarak öğrenmeye çalışıyorum en iyi öğrenme şekli oynama şekli oynamadır diye o yüzden oynuyorum. Burada da mesela bunları veriyormuş. Eula'yı oynayacağız. Bennett'ı oynayacağız. Ve Rosaria'ya oynayacağız. Rosaria'nın tipte bir güzel ha. Bakalım kim nasılmış göreceğiz. Evet try diyorum. Eula ile başlıyoruz. Eula bir buz yani krayo karakteri. krayo elementinin karakteri. Bakalım neler olacak. Buna da şimdi buz olduğu için bir ateş yaratıkları çıkabilir diye düşünüyorum. Doğru mu tahmin edeceğim? Aynen öyle. Ateş yaratıklarına tabi ateşe karşı buzla karşılık vermelisin. Dondurabilmelisin onları. Böyle de bir şeyler var. Onları da bilmen gerekiyor. Doğru dancına doğru karakterle girmek diye bir şey var. Ultisini deneyelim. Ultinin güzelliğini kes. E tuşu elementle ilgili vuruşunu yaparken Q tuşu e, ultisini atıyor. Belirli bir saniyesi var tabi cooldownu var dolma süresi. Ay dönüşler falan yalnız mükemmel. En sevdiğim şey sinematik ultiler. Kone ben ya. Öyle bir şeyler. Parandeler marandeler atıyor ya. Vuruşların güzelliğini kes. Kayo oynuyorum Kayo karakteri olarak. Kayo'yu seviyorum. Hızlı vuruşlarından kaynaklı. Zaten şu anda çok karakterim olmadığı için Main DPS olarak yok asıyorum. Ama gerçekten bu da güzelmiş. Challenge complete. Continue challenge desek. Heh, şurasını da görelim ya. Evet. Vay be. Duruşa bakar mısınız? Gerçekten gayet güzel. Şimdi şuradan çıktım. Ödüllerimi alayım bakayım neymiş. Hemen ödüllerime bakayım ne kazanmışım. Şuradan hemen claim diyorum. Hop, bunlar da geldi. Evet şimdi Bennett'a geçtik test sürüş yapıyoruz 6 tane level kasma şeyi veriyormuş kitabı sayfası nesi bak bu güzel mesela bunları biriktirmek gerekiyor o yüzden güzel yani bir denemede 6 tane kağıt kazanmam benim için yeni başlayan daha oyunun başında olan kişiler için güzel Bennett'a bir pyro yani ateş karakteri ve benim ateş olarak elimde bir tek Ember'ımın olduğunu varsayarsak benim gerçekten bir pyro karaktere ihtiyacım var güzel bir pyro'ya şimdi bunun da ne kadar güzel olduğunu görüyoruz ve canım çekecek ee, ama bu karakteri düşüremeyeceğim falan öyle de bir e, sıkıntı söz konusu. Evet e, yine ateş e, karakterine buz yaratıklar geldi. E, buzu ateşle yakıyoruz. Evet vuruşlar gerçekten çok hızlı. E, şimdi kuldağını da olsun ultisini, heh, ultiyi görmek istiyorum. Evet alan atıyor. Alan ultisi var. Çok güzel. Ateş karakterlerinde en sevdiğim ultiler ya da başka karakterlerde de ultilerde alan atmayı çok seviyorum. Alan atan karakterler gerçekten güzel oluyor. Şuradan a tabii böyle buza da döndürüyorlar. Onlardan da kaçmak lazım. Hadi cooldown dolartık. Bunlar birazcık zorladı. Buzları sevmiyorum buz yaratıklarını. Normalde oyunda görev kasarken de buzlar çıktığı zaman gerçekten böyle bir buz atıyorlar. Sinirimi bozuyorlar. Dondurmalar çok sıkıntı. Hadi 2 saniye. Cooldown. Ha bir de şu arkadaşı hiç sevmiyorum ya. Sinirimi bozuyor. Evet alttakini şey yaptık şimdi daha yeni canını düşürmeye başlıyorum. Hadi. Nereye gitti? Hadi bay bay. <laughs> Gitti galiba. Ve geçtik. Challenge complete. Tamam. Continue diyelim. Continue demeye de gerek yok da şu sarı bandı bir göreyim. Gerçekten güzel ya. Ulti'nin güzelliğine bak. Laps diye yumruğu vuruyor. Evet. Bunu da hallettik. de gerçekten güzel bir karaktermiş. Pyro olarak bende olsa çıkmış olsa gerçekten onu oynamak, onu kasmak isterim. Hemen onun ödüllerini de alayım. 6 tane kağıdım nerede benim? Kağıdımı verin bana. Level kasmak kağıdım. Ee, ve tabii ki tipini çok beğendiğim Rosaria da bir cryo yani buz Kendisi de ee, bu da silahları kasmakta silahlara level atlatmada yarayan şu taşlar kristaller falan var Onu Hani ona yaradığını biliyorum ama diğerlerini falan çok da bilmiyorum yani bedava şey veriyorlar <laughs> Kazanalım tabii ki Vay Bu bir dakika. Cryo mu? Aynen Cryo ama sanki Gio gibi. Yalnız inanılmaz silahını şey kullanıyor. Bu silahın adı neydi? Mızrak olabilir. Mızrak bir şey. Çok hızlı. Aa bak bunu oynamak gerçekten harika olur. He, ha, ileriye doğru bir ışınlanması var şeyi elementi. Dur bakayım. Evet, çok güzel. Gerçekten bak Rosario'yu sevdim ha. Rosario benim of. Rozaryo mu? Evet bunlara da elektrik geldim. Elektrik canavarları. Evet elektriğe karşı da buzu kullanabiliyoruz. E, ateş kullanılmıyor galiba sadece bunda. Aa buz da çıktı. Karışık çıktı bunda. Ultimi çakıyorum. Aa tepeden mızrak bir şey indirdi. Tabii ultideyken damage'ler de fazlalaşıyor. Ay yine çıktı bunu hiç sevmiyorum seni. İndir tepeye. Güzel. Evet yine düşürdük sadece candan gidecek. Yes. Evet. Challenge complete. Güzelmiş. Bak. Çok zevk verdi. Sevgili Rosaria mıydı ya bu? Adını unuttum dur. Rosaria aynen. Rosaria ile oynamak gerçekten çok keyif verdi. İnanılmaz hızlı bir karakter. Silahı çok hızlı kullanıyor. Yani güzel bir atak karakteri olabilir. Yani kendi amatör bilgilerimce yorumluyorum. Çok iyi atakta güzel olabilir. Evet claimliyoruz bunu da. Bunları da aldım. Ben bunları claimledim mi? Aynen claimlemişim. Evet yani baktığımız zaman burada Albedo da güzeldi. Gio bir karakter olarak. Albedo'yu da beğendim. Eula da güzel. Fena değil. Bennett evet fena değil. Yani mesela Rosaria mı yoksa Eula mı dediğimizde ben Rosaria'dan daha bir keyif aldım daha bir hızlı olduğu için. Ee, açıkçası güzel. Elimde bir Cryo karakter olarak Kaya varken yani Rosaria gerçekten güzel. Ee, hoşuma gitti. F3'ümüzden hemen sizle beraber e, Primogem olarak şey yapayım. Bir wish atayım. Şunlara bakayım bir şey çıkar mı? Belki de videonun şansına neden olmasın. Hangisine atsam wish? Mesela Eula var. Rosaria var burada. Hani Rosaria'nın çıkma ihtimali olabilir ama burada da Rosaria var. Yani şuna bir atalım mesela. Bir tane viş atayım yani vişi primoceme çevirerekten. Böyle göklerden gelen bir hediye var ama ne olduğunu bilmiyorum. Yine silah gelecek. Ha. Yine silah geldi. Ne geldi? flüt geldi en azından dört yıldızlı bir silah geldi mesela bunu kimler kullanıyor kimler takabiliyor falan e, şu anda bilenler vaa falan diye olabilir ama bunu kullanacak karakter bende olmayabilir bilmiyorum onları ben bir araştıracağım artık 4 yıldızlı bir en azından şey gelmiş oldu bir tane de şuna primocem 160'ı basayım sonra ben primocem kasarım zaten e, bakacağım o silahlara da sonradan tek tek araştırıyorum hangi karakter ne kullanabilir Evet buna da yine yay geldi. 3 yıldızlı e, slingshot. Zaten videonun başına söylemiştim slingshot gelmişti bana. Vardı. E, bir tane daha geldi. Şurada weaponlarda. Ha, şu yeni geldi ama kilitli mesela kullanamıyor muyum bu nedir falan bilmiyorum. Ha kilidini açtık tamam. Bunu kimler kullanıyor ne oluyor atak falan filan belki Kaya'ya veririm. Sword kullanabiliyor Kaya e, ee, bir sword geldi. E, ee, K'ya da kullanabilirim. K'ya da benim 3 yıldızlı şu var. Mesela crit rate'i %14'müş. Ee, burada mesela %100 atak damage falan veriyor. Bir şeyler veriyor. Ben burada silah kasmamıştım 3 yıldızlı da K'ya kullanabiliyorsa onu veririm. Mesela benim bir tane de prototip var. Rancor'un prototipi. Bu prototipi de alıp aynı bu silaha dönüştürme olayları falan var. Yani bir silah şey yapabilmen için onun prototipine ulaşman gerekiyor falan filan gibi araştırmalarım sonucu öğrendiğim şeyler. Prototipi var da bunu nasıl silah yapacağım falan filan gerekli olan bazı malzemeler var. Onları biriktirmem gerekiyor falan filan bir sürü bir sürü karışık işler. Evet resimim de 160. Benim de eli görevlerimi falan da yapmam lazım. Aa biri geldi. Hazır gelmişken hadi. Bir yakınıma geldi. Şunu da halledelim. Tamam bu şey olsun. Aa yine geldi dur. Yemeğim de yok ya. Yemek falan da yapmam lazım. Neyse bu video zaten sadece yeni gelen şeyleri, çıkan karakterleri denemeydi benim de. Deneme amaçlı bir şeyimdi. Denerken bir yandan da ile şunları bir öldürelim. Başka karakter... Şurada bir şey var. Level 20. Oy level 20'ye daldım. Bak şunları da işte... Ateş karakteri o dikenleri yok edebiliyor. Ultiye gerek yoktu. 24 level'ım kayada. 24 level'ım değil mi ben? Aynen 24 level'ım. 20 level'lık e, tabii ki onu halletmem kolay olacaktı. Şunları da hemen yaratıklardan çıkan şeyleri de toparlayalım. Başka bir şeyimiz var mı? Yok. Şu anda e, oyunu bilenler bilir zaten. Haritama baktığımız zaman haritayı açmakla uğraşıyorum. İşte primocem toplamaya çalışıyorum. Resimleri halletmeye çalışıyorum. Görevlerim var. Burada morlar falan. E, zaten şuralara şunları halletmeye çalışıyorum. Neredeydi onlar? Ha, bunları falan halletmeye çalışıyorum. Şu mavilerde 3 ya da 4 tane falan işte level atlama şeyleri böyle. Onları yapıyorum ve aynı zamanda da haritada her alana ayak basmış olmam gerektiği için oralara gitmeye çalışıyorum. Şuradan gittiğim zaman e, şu bölgenin level'ı bana yetmiyor oraya bir gideyim dedim buzlu harita falan bir şeyler vardı orada gerçekten çok zorlandım bir de benim karakterim buz olduğu için Kaya diğer karakterler birazcık böyle bir sıkıntılı buz karakteri buz canavarlarını öldüremiyor level'ı da fazla o yüzden şu taraflara şöyle gittim şuradan şöyle <laughs> bir yerlere gidebilirim ya da şuralardan bakacağım nereleri açabilirim falan diye farklı farklı yerlere gidip haritayı genişletmeye çalışıyorum bir de şurada şöyle yukarısı varmış burası anemo haritasıydı bir de şu taraflarda geo bölgesi vardı şu şu taraflarda toprak haritası falan gibi bir şeydi. Ben daha Anemo kısmındayım. Öyle benim bir de neyim vardı bir dakika karakterlere bir geleyim. İlk oyuna başladığımızdaki ikizlerden biri olan şu kızı seçmiştim adını da Merviko koymuşum. Anemo yani rüzgar karakteri. Onu çok fazla oynatmıyorum yani her kimse oynatmıyordur zaten. E, çıkan karakterler bunları da böyle değişik dungeonlara girerek çıkartmıştım. Ember, Ember'ı kimse sevmez. Pyro karakter, ateş karakteri genelde kimse sevmiyor. Gio işte benim şeyim var Noel'im var Noel çok büyük bir silah kullanıyor şöyle devasa silahlar kullanıyor ve bu silahı böyle kaldırırken böyle gerçekten çok zorlanıyor e tabii ki zorlanmaması için bunların böyle işte talentlarını vereceğin silahı böyle level atlatacağın oydu buydu falan böyle bir üzerine yoğunlaştığında tabii ki e, çok iyi kullanabilir ve rahatça bu karakteri de yönetebilir hale geliyorsun böyle bir karakter açmış oldum elektroda yani elektrikte Lisa'yı seviyorum güzel evet e, ama bazen yeterli gelmiyor bana yani başka elektro karakterlerde vardır güzel olan. Onun dışında e, emindeyim. Hani tabi uzaktan böyle range dps derdik biz ona. Hani uzaktan işte elektrik atan uzaktan böyle işte ok atan yakın dps değil de uzak dpslerde elektro gerçekten güzel oluyor. Ama bazen işte yakınına geldiği zaman tabii ki orada karakter değiştirip buza falan kaye falan geçiyorum ama bilmiyorum şu anda böyle bir yakın karakterlerde hoşuma gitti. Yakın dpslerde hoşuma gitti. Öyle şurada da bütün karakter Arşivi var, çıkarılabilecek bütün karakterler başlarda zaten. Ember, Lisa Herhalde çıkma sırası olarak böyle bu sırayla mı gidiyor? Emin değilim. Barbaralar, Razorlar, Shan Linkler, Shan bilmiyorum doğru mu okuyorum? Ning Ning Yang, Ning Ning Yang, Ning Yang falan olabilir. Bir sürü bir sürü şu, Çiçi mi, Kiki mi, bilmiyorum. <laughs> Mesela Mona güzel. He? Mona bayağı güzelmiş. Bir sürü güzel karakterler var ya. Mona neymiş? Rüzgar galiba. Anemo olabilir. Elektriklerde ne varmış? Bu ne? Raiden. Raiden Shogun. Güzel bir karakter. Bu ne? Kujo Sara. Sara da geç. Başka elektrikte Kejink. Kejink. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Kejink herhalde. Keçink de olabilir. Fischl var. Fischl da güzelmiş. Evet birisi mesela eklemiş. Eklemiyorum tabii ki. <laughs> Öyle şeyler yapmıyorum. Bedu. Bedu Bedu. Bedu da güzelmiş. Yani güzel güzel karakterler var. Bu karakterleri tabii ki açmak lazım. Yani işte dungeonlara bazen giriyorsun. Oradan oyunun başlarında hikaye amaçlı karakterler. Bana bunları vermişlerdi. Ember Lisa'yı falan Kaya'yı. O şekilde aldım. Ee, belki yine hikaye gereği ilerledikçe yeni yeni karakterler işte barbaralar bir şeyler belki verilebilir bilmiyorum emin değilim ee, ya da işte buradan basacağız çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz ki çıkmadı neyse evet gençliğim pekle ilgili ilk videom bu şekilde tamamlanmış olsun karakterleri gördük onların verdiği hediyeleri de bir güzel aldım yani eğer beğendiyseniz abla evet oyna gençliğim pek devam et arada bir böyle günlük görevlerini falan şeylerini yaparken oyna görelim falan derseniz tabii ki yorumlarda bunu belli edebilirsiniz ve videoyu beğenerek de zaten beğenilerin fazla olması demek evet buna devam et anlamına geldiği için e, anca o, o şekilde anlayabilirim yorumlarda beğenilerde bunu belli ederseniz sevinirim devam et derseniz o şekilde devam ederiz izlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir e, amatör bir genç nipek oyuncusu olarak e, yani öyle sadece araştırdığım öğrendiğim ve kendi yorumladığım şeylerle e, takıldığım böyle bir video olmuş oldu ve bundan sonraki gel gelirse eğer başka videolar yine bu şekilde devam edeceğim. Ee, kendi kendime oynayarak öğrenmeye çalışıyorum ve kendi kendime bir oyunu öğrenmeye çalışırken ne yaptığımı da size bu şekilde göstermiş oluyorum. Videoyu beğendiyseniz tabii ki videoyu beğenmeyi, destek olmak için aramıza yeni gelenler varsa yani hoş geldiniz demek istiyorum ve destek olmak için de abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, kanalda Genişliğin Impact dışında ilginizi çekecek başka oyunlar da olabilir. Şöyle bir bakarsınız olmazsa da gençliğin Impact'ten Genişliğin p Impact e. Videolara bakarsınız ama yani destek olmak çok kolay. Bir abone ol, bir de bildirimleri aç falan filan biliyorsunuz oraları. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.